Merhabalar, ben Melike Akfidan. Kentin Sesi programımızın bu haftaki bölümünün konusu sokak hayvanları ve hayvan sevgisi. Dünyamızın bizden önceki ev sahipleri olan hayvan dostlarımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz hala. Ama onların yaşam alanlarına kurduğumuz evlerden dolayı, yaşam alanlarını tamamen katlettiğimizden dolayı sanki onları istemiyormuşuz gibi, onların yaşam hakkı yokmuş gibi onlara zarar vererek, işkence yaparak, şiddet göstererek, onları öldürerek veya barınaklara terk ederek bencilce, hiç umursamadan devam ettiriyoruz bu hayatımızı. Bunu yapmaya hakkımız olmadığını düşündüğümüz için bizler bir farkındalık yaratmak adına, son zamanlarda artan hayvan şiddetlerine bir farkındalık yaratmak adına bugün Bodrum Belediyesi Bakım Merkezi'ne geldik. Burası bir barınak değil, bakım merkezi. Buraya sahipsiz hayvanları getirip bırakmıyoruz. Burası sadece hasta ve sokakta hayatına devam edemeyen hayvanların iyileştirilmesiyle ilgili bir merkez. Tedavileri bitmiş dostlarımızı gelip sahiplenebildiğimiz, uygun şartlar olduğu takdirde onlarla ev arkadaşı olabildiğimiz bir yer. Gelinip görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten içeride sevgiye muhtaç bir sürü can var. Umarım sizler de bunun farkında olarak satın almak yerine bu ihtiyacı olan arkadaşlarımızla bir arada olmayı tercih edersiniz. Farkındalık yaratabilirsek, sizlere bir örnek olabilirsek ne mutlu bize. Ben veteriner hekim Aytunç Kayrakçı, Bodrum Belediyesi'nde veteriner hekim olarak çalışmaktayım. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yeni kuruldu. Orada mevcut olan iki tane bakım evimizin sorumlusu olarak çalışıyorum. Burası 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun belediyeye verdiği görevler var. Bu görevleri yerine getirebilmesi için kurulmuş iki tane bakım evimiz var. Onlardan bir tanesi şu anda bulunduğumuz Torba Bakım Evi. Bu kanun belediyelere şu görevleri veriyor. Sokakta bulunan sahipsiz hayvanların hasta olduklarında onların alınıp tedavi edilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda sokaktaki hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması için kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bu görevde tamamen kanun belediyelere vermiş durumda ve bu görevleri yerine getirmek için kurulmuş bir bakım evi burası. Burası Türkiye'deki ilk bakım evlerinden bir tanesi ki ben 20 yıllık veteriner hekimim. Ben öğrenciydim burası kurulmaya başladığında, gönüllüler tarafından kurulmaya başladığında. Ve burası bir modeldir aynı zamanda. Hem gönüllülerin hem Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Ama son zamanlarda bütün ihtiyaçları aşağı yukarı Bodrum Belediyesi tarafından karşılanmakta. Ama bu arada hayvanseverler de, dernekler de buraya istedikleri gibi destekte yardımcı olmaktalar. Kim isteyen mama bağışında bulunuyor, kim isteyen diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak anlamında yardımcı oluyorlar. Ve öyle hem dernek hem hayvanseverler hem belediye tarafından yapılmış güzel bir model ve iyi bir şekilde işliyor. Gün geçtikçe daha iyi hizmet vermek için elimizden gereken geleni yapıyoruz zaten belediye olarak. Burada çalışan bütün elemanlar belediyenin elemanları. Buradaki bütün köpeklere kuru mama veriliyor, kedilere yaş mamaları veriliyor. Bunların hepsi belediye tarafından karşılanıyor. Burada aynı zamanda sokakta hasta hayvan gören vatandaşlarımızın belediyeye ulaştıkları takdirde araçlarımızla gidip onları alıyoruz. Buraya getiriyoruz, tedavileri yapılıyor. Tedavileri yapıldıktan sonra kısır değillerse kısırlaştırmaları yapılıyor ve alındıkları ortama tekrar geri bırakılıyor. Bunun yanında bazı hayvanseverler direktman gördükleri hasta hayvanları kendileri alıp geliyorlar ve burada tedavileri yapılıyor. İster kendileri götürüyorlar, getiriyorlar tekrar tedavi uzun sürecekse veyahut da burada da kalabiliyor. Bunun dışında buraya gelen hayvanları alıp mutlaka kısırlaştırma yapılıyor. Kısırlaştırma yapılmadan buradan herhangi bir şekilde hayvan çıkması, kedi köpek çıkması mümkün değil. Ve vatandaşlarımız sokakta baktıkları
kendi şahsi şahıslarına ait olmayan köpekler ve kediler için belediyemize müracaat ettikleri takdirde onlara randevu tarihleri veriliyor. Ve onda o randevu tarihlerinde kendileri de getirebiliyorlar. Biz kendimiz de aldatabiliyoruz ve kısırlaştırma işlemleri yapılıp tekrar alındıkları ortama veya getirenlere teslim ediliyor. Ve burada şu anda buradaki mevcut barınakta 400'ün üzerinde köpek var. Bunun yanında hasta olup da sahipsiz olan kediler geliyor buraya. Onların tedavileri süresince kaldıkları bölümlerimiz var. Aşağı yukarı orada da 100-120 civarında kedinin kalabilecek kapasitemiz var. Bunun yanında herhangi bir şekilde annesi ölen yavru hayvanlar, yavru canlar da sokakta yaşama şansları olmadığı için buraya geliyorlar. Getiriyoruz onları. Burada onlara bakmaya, onlara büyütmeye çalışıyoruz. Onları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Ve insanlar hep çok uzun zamandan beri söylediğimiz bir şey zaten bu. Bütün medyanın, bütün sosyal medyada kullanılan bir şey. Satın almamalarını, bakım evlerinden sahiplenmelerini söylüyoruz. Ama sadece buradan değil, yani bir hayvan sahiplenmek isteyen insanların sahiplendiklerinin bir oyuncak olmadığını bilmeleri gerekiyor mutlaka. Onun bir can olduğunu, onun bir can taşıdığını, onun da hakları olduğunu, onun da bir karakteri olduğunu, onun da istekleri ve arzuları olduğunu ve onları yerine getirebileceklerse o işe girişmeleri gerektiğini söylüyoruz her zaman. Ve onlar da hakikaten her kedinin, her köpeğin kendine göre ayrı bir karakteri var. O karaktere uygun davranabilmelisiniz ve aldığınızın kullanıp atacağınız bir oyuncak değil, en az 10 sene birlikte yaşayacağınız, en az 10 sene bir can olduğunu, yani resmen bir evlilik yapacağınızı düşünerek bir karar vermeniz gerekiyor. Evlendiğinizde gidersiniz mahkemede, dilekçeyi verirsiniz, boşanırsınız, kendi kararınızdır ama bir canı sokağa terk ettiğinizde, bakıp sokağa terk ettiğinizde öyle bir şey, yasal bir olay yaşamadığınız için tamamen onun kalbine, vicdanına bir hançer sokmuş olursunuz. Kendini tamamen terk edilmiş hissedecektir zaten. Ve onun için hayvan sahiplenirken, sahiplenmek isteyenlerin bunları düşünerek sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir veteriner hekim olarak, böyle bir bakım evinde yıllarda çalışan birisi olarak ve aynı zamanda bir hayvan olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Ve arada çocuklarımız geliyor buraya. Onları burada gezdiriyoruz. Özellikle okul zamanında çok fazla oluyor. Onlardaki hakikaten şeyi, hayvan sevgisini burada çok daha güzel görüyoruz. Yani gün geçtikçe bu hayvan sevgisinin arttığını, bilincinin arttıkça çoğaldığını görüyoruz. Ama bir taraftan da maalesef şiddete, hayvanlara yönelik şiddete de maalesef rastlıyoruz. Bunlarla ilgili şikayetler geliyor. Bunlarla ilgili mücadele etmeye çalışsak da sonuçta cani olan bir insanın ne yaparsanız yapın o özelliğini değiştirmeniz çok zor. Ama bununla ilgili bilinçlendirmek için işte sizin gibi böyle programların yapılması, televizyonda kamu spotlarının dönmesi ve ara ara yaptığımız gibi belediye tarafından afişlerin asılması gerekiyor. Bunları da yapmaya çalışıyoruz. Buradan bir dost sahiplenmekle ilgili gerekli prosedürü de bize özetleyebilir misiniz? Buradan sahiplenmek istediğiniz bir hayvan olduğu takdirde, ister kedi ister köpek, onu veteriner hekimlerimiz görürler. Verilmesine herhangi bir mahsur yoksa, ki bir de şöyle bir şey var, köpeklerde özellikle 4 tane ırk var, bunlar yasaklı ırk. Onların sahiplendirilmesi, bakılması tamamen yasak ırklar, kanunla belirlenmiş bunlar. Onlar haricinde köpekler uygun, kediler uygun görülürse hekimlerimiz tarafından 18 yaşını doldurmuş bir şahsa nüfus cüzdanını gösterip bir formu doldurduğu takdirde hemen sahiplendirebiliriz. Peki buraya geldiğinden itibaren bu dostlarla ilgili olarak sağlık konusundaki sıralamayı, prosedürü de anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz onları sağlığına kavuşturmak adına? Şimdi gelen hasta olarak gelenler hemen kliniğimize alınır. Kayıtları yapıldıktan sonra hastalıkla alakalı teşhisleri hekimlerimiz tarafından konur. Uygun tedavi neyse o tedavi başlatılır. Tedavi süresince burada kalması gerekiyorsa da burada bölümlerimizde kalırlar.
Ve ondan sonra işleri bittiğinde, iyileştiklerinde, dediğim gibi kısır değillerse kısırlaştırdıktan sonra tekrar alındıkları ortama bırakılırlar. Diğer türlü şikayet üzerine veyahut da yavru olarak buraya gelen hayvanlarda, kedilerde ve köpeklerde burada belli bir süreye kadar bakımları yapılır, büyürler. Sahiplenmek için gelenler beğendikleri takdirde uygunsa onların da sahiplendirme işlemini yaparız. Bizim için burada ne kadar az kedi köpek olursa o kadar iyi. Onların da kapalı kafesler içerisinde, ki bizim birçok yerimiz açık alandır, doğal ortamdır, yaşamasını istemeyiz elbette. Onların da sıcak bir yuvaya, bir aileye ihtiyaçları var. Bir an evvel sahiplensinler isteriz. Bir şey sormak istiyorum. Bu konuyla alakalı olarak etrafımda duyduğum bir şey var. Sokaklarda kısırlaştırılmamış hayvanlardan dolayı, üremeleri, çiftleşmeleri devam ettiğinden dolayı çok fazla hayvan olduğuyla ilgili insanların bazı şikayetleri var ve istiyorlar ki insanlar, vatandaşlar, bu hayvanlar kısırlaştırılmıyor veya beslenmeleri konusunda çok ilgi görmüyorlar, sokak hayvanları barınaklara kapatılsın. Bu konuda yani hani böyle bir şey yapmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum açıkçası. Siz ne söylemek istersiniz bundan rahatsız olan insanlara da? Şimdi bir sefer böyle bir şeye kanun müsaade etmiyor. Hayvanları koruma kanunu diyor ki sokak hayvanları, sokaklar onların evleridir. Onlar o oralarda yaşama hakkına sahiptir diyor. Tabii elbette hani hayvanseverler kadar sevmeyenler de bizim muhatabımız. Birçok zaman şikayetler alıyoruz, işte saldırgan hayvanı ısırıyor, havlıyor, işte araçların peşinden koşuyor. Ama onların da bir canı var, sokakta yaşamak durumundalar. Hatta şöyle bir şey anlatayım size. Bodrum'da çalışan veteriner hekim arkadaşlarımızdan bir tanesi, İş yerine gidip gelirken sürekli bir bölgede köpekler tarafından habire taciz edilmiş resmen. Ve bundan muzdarip hale gelmiş. En sonunda aklına gelmiş, demiş ki ya dur ben bir paket sosis alayım. Onlar havlamaya başladığında gidiyor oradaki köpeklere sosislerini veriyor. Ondan sonra geçtiğinde bir daha hiçbir zaman o köpekler havlamıyor. Yani onlara bir sefer sevgi gösterseniz o hareketlerinden vazgeçeceklerdir. Evet, onlara tepkili olmak yerine onların yaşam alanlarına yuva yaptığımız için onları kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Peki sokaktaki hayvanlar için dışarıdaki insanların yapabileceği, onlara destek olmak adına yapabileceği şeyleri anlatabilir miyiz? Örnek olması, fikir olması açısından. Sokaktaki canlıların öncelikle suya ve mamaya ihtiyacı var. Ve bu bölgede hakikaten hayvansever popülasyon anlamında şanslı, ciddi anlamda hayvan seven hemşerilerimiz var. Bodrum'da yaşayan insanlarımız var. Onlar bu konuda çok duyarlı ama aynı zamanda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bulunduğu sokakta, mahallede kedilere, köpeklere su, mama veren insanlar var. Ama bir taraftan da onları istemeyip de onları kaldırıp atan insanlar var. Hiç kimsenin sokaklar, hiç kimsenin malı değil. Bu dünya hepimizin ortak. Evet, insanların şahsi mülkleri vardır, tapulu alanlarıdır. Tapulu alan dışındaki bütün alanlar tüm canlıların ortak alanıdır. Onun için o köpeklerin de orada yaşamaya, kedilerin de orada yaşamaya hakları var ve onların yemek kaplarını, mama kaplarını hiç kimsenin atmaya, bir yerlere kaldırmaya, onların beslenmelerini ve hayatlarını, idamelerini engellemeye hakkı yok. Ve kanunen de yasak bunlar. Son olarak, Bodrum'da da arttığını duyduğumuz, genel olarak son zamanlarda çok fazla duymaya başladığımız hayvan şiddeti, işkenceleri, tecavüzleri. Biz bunları artık çok sık bir şekilde görüyoruz. Zehirlemeler, insanların özel sitelerinde, evlerinde besledikleri hayvanları bahçelerin içine zehirli etler atarak. Bu konuda söylemek istediklerinizi dinleyebilir miyiz? Yani elbette bir canın göz göre göre katledilmesi, işkence görmesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Yani nasıl insan hakları var, hayvan hakları da var. Onların da dünyada yaşamaya hakları var. Ve bu konudaki kanunların verdiği cezaların daha da ağırlaştırması gerektiğini düşünüyorum. Ama insanın içerisinde bir canavar varsa bunu önceden görebiliyorsunuz, ne de onun önüne geçebiliyorsunuz.
Şimdi zehirlenmelerde ilk başlangıçta hemen belediye zehirledi gibi bir algı vardır. Eskiden beri oluşmuş. Bak, öyle bir şey mümkün değil zaten bizim için. Hani öyle bir şey olmuş olsa bu kadar canı burada bakmak için birçok çabayı göstermezdik. Maalesef bölgemizde oluyor. Bununla alakalı aldığımız örneklerde Ege Üniversitesi'nde araştırma enstitüsüne gönderdiğimizde genellikle tarımsal alanda kullanılan ilaçlarla yapılan zehirlenmeler olduğunu görüyoruz. Her yerde satılabilen ilaçlar. Dediğim gibi insan içerisinde bir canlılık varsa, bir canavarlık varsa onun önüne ister kamera koyalım her tarafa, ne yaparsak yapalım geçemiyoruz maalesef. Onlara da bir şey diyecek lafım yok yani, Allah ıslah etsin demekten başka. Buradaki dostlarımızla ilgili olarak diğer derneklerden, vatandaştan destek alabiliyor musunuz? Nasıl destek görüyorsunuz? Şimdi derneklerden ve vatandaşlardan tabii ki destek alıyoruz. Şunu bile yaşıyoruz. Bir sabah bakıyorsunuz kargo gelmiş. Kargodan 3-5 paket mama inmiş. İşte İstanbul'dan bir hayvansever göndermiş onları. Veyahut da işte buradaki hayvanseverlerden hem burayı ziyaret etmek hem buradaki canlıları sevmek, onlara dokunmak için gelenler ellerinde hediyelerle geliyor. Tabii ki dernekler de yardım ediyor. Maddi yardımdan ziyade buradakilerin sevgiye daha çok ihtiyacı var. Asıl onun karşılanabilmesi lazım. Ben 6. senem Bodrum Belediyesi'ndeki. Önceki başkanımız Mehmet Kocadon da hakikaten buraya gelişmesi ve güzelleşmesi anlamında çok ciddi destekler verdiler. Ve ilerlemeye başladık. Şu anda da yeni başkanımız Ahmet Aras da hem hayvanları seven birisi ki şahsen tanıdığım için de biliyorum, gerçekten seviyor o da. Ve buradaki ortamın daha iyileşmesi için, buradaki canlıların daha iyi yaşam standartlarına sahip olması için gereken ne varsa yapıyor. Ve bundan sonra yapmaya devam edecektir. Onlara da teşekkür ediyoruz bir taraftan. Çok teşekkür ederiz vaktiniz için, çabalarınız ve gösterdiğiniz sevgi için. Umarım çok daha başarılı, iyi bir şekilde, onlara da iyi gelecek şekilde devamı olur. Çok utanıyorsun. Bugün Bodrum Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ndeyiz ve çekim yapmak için geldiğimizde yanımızdaki arkadaşımızla karşılaştık. Buradan yavru bir köpek sahiplendi kendisi. Soralım, neden buradan sahiplendiğini kendisine. Merhaba. Merhaba. Ben buradan sahiplendim çünkü satın almak yerine sahiplenmenin her zaman daha iyi olduğunu biliyorum. Satın almak gerçekten bence yanlış bir yöntem. Ev sahibi olmak isteyen binlerce köpek var ve o köpeklerin de bir eve gitmesi gerçekten beni de mutlu ediyor. Uzun zamandır hayvan besliyorum zaten. Evde iki tane köpeğim var. Şimdi onlara da bir tane arkadaş aldım. O da gelecek. Aynı zamanda atlarım, keçilerim, her şeyim var. Hayvanları çok seviyorum. Hiçbir zaman satın almak istememişimdir. Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir kalbin olduğu için. Umarım herkese örnek olur. Burada çok fazla hayvan var ve hepsi ilgi istiyor. Nasıl seçtin peki almak istediğin köpek yavrusunu? Ben onu seçmedim, o beni seçti aslında. Yanına gittiğimde kardeşlerinden ayrıldı, bana geldi, beni yalamaya başladı. İlk görüşte ona çok bağlandım, onu çok sevdim. O yüzden onu almaya karar verdim. Umarım çok mutlu olursunuz birlikte. Çok utanıyorsun. Evde hayvan beslemeye sıcak bakıyor musunuz? Tabii ki de. Olabildiğince de, elimden geldiğince de bakıyorum. Peki para vererek cins bir hayvanı satın almayı mı tercih edersiniz? Yoksa ihtiyacı olan bir sokak hayvanını sahiplenip eve getirmeyi mi? Tabii ki de sahiplenmek çok daha iyi. Çünkü sonuçta onların bize ihtiyacı var. Onlara ev olmak bizim kendi görevimiz. Bu yüzden de hayvan ticaretine son derecede karşıyım. Peki
ki. Etrafımızda çok fazla duyduğumuz bu son zamanlarda da popülerleşen bir şey var. Çiftler birlikteyken bir hayvan sahipleniyorlar. Daha sonrasında o ilişki bittiği zaman bu hayvanlar sokağa atılıyor. Siz hayatınızdaki insanla bir hayvan sahiplenmiş olsaydınız, ilişkiniz bittiğinde ne yapardınız? Tabii ki de hiçbir şekilde bırakmazdım. Çünkü sonuçta ilişki bitiyor. Ama o hayvan senin dostun, arkadaşın, her şeyin olabiliyor. O yüzden de hani ilişkiler basit bana göre, hayvanlar daha ciddi bir konu. Bu konuda da tabii ki de sonuna kadar bırakmazdım. Peki bunu yapan insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çoğu cins olarak baktıkları için hayvanlara veya işte görseline baktıkları için, yanlarında taşıyıp reklam amaçlı çoğu insan kullandığı için bunları. O yüzden de çoğu insan ilk başlarda hayvanları alıyorlar, kendi isteklerine göre yaptıktan sonra sokağa bırakıyorlar. Son zamanlarda haberlerde daha çok görmeyi duymaya başladığımız hayvan cinayetleri, hayvan şiddeti ve tecavüzler var. Bu konu hakkında söylemek istediklerinizi duyabilir miyim? Yani şöyle söyleyeyim, insanların çoğu zaten bu tamamen hastalık, ruh hastalığının olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani bir insan bir canlıya, ona hiçbir zararı olmayan bir canlıya bunları neden ne yapabilir? Bu da tamamıyla bizim aslında toplumumuzla alakalı bir şey. Çünkü yetişmeyle alakalı, nasıl bakmamız gerektiğiyle alakalı ve biz bunları küçüklüğümüzde öğretemediğimiz için, bilmediğimiz için, hayvanlarla iç içe yaşayamadığımız için işte bunu biraz daha fazla böyle, özellikle de hani insanlarımız bir yerlere gelebilmek için özellikle bu hayvanları çok fazla kullanıyorlar. İşte dediğiniz gibi tecavüzler, hayvanlara işkenceler, ki buraya su koyuyoruz hayvanlar içsin diye. İnsanlarımız o kadar duyarsız ki onların içerisine sigara atıyorlar, söndürüyorlar. Ve bu aslında işte insanlarımızın geldiği kültür seviyesi. Bunları daha fazla yaymamız lazım. Daha fazla sahiplenirsek, ne kadar sesimizi duyurursak bunların daha düşük olacağını düşünüyorum. Bu tür şeyler yapanların da ben tamamıyla cezalandırılmasını, para cezasının bir işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü onu yapabilen insan zaten onu göze almış insandır. Belirli, daha ciddi cezalar verildiği takdirde bunların boyutu tamamıyla düşeceğine inanıyorum. Ama tabii bunun için de biz kendimizin daha önceden bunlara örneklerle insanlara biraz daha böyle göstermemiz gerekiyor. Son olarak Bodrum'da özellikle bu dağlara doğru yapılan yeni sitelerden dolayı biz Bodrum'da çok fazla domuz olduğu bilinir. Yaban domuzlarımız var bizim, yaban domuz arkadaşlarımız. Ve biz onların yaşam alanlarına şu an dev siteler kuruyoruz. O hayvanlar da uyudukları, yemek yedikleri, su içtikleri yerlerden oldukları için yavaş yavaş alışık oldukları yerlere geri dönüyorlar. Sitelere giriyorlar, havuzlara düşüyorlar ve insanlar yaban domuzu olduğu için bunların yok edilmesiyle ilgili bir savunu içerisinde. Bu konuda da fikrinizi alabilirsem çok sevinirim. Yani dediğiniz gibi bunlar tamamen hani nasıl diyeyim? Sadece ev dikmeyle, ağaçları yok etmekle, ki buraların her zaman, ben 26 yıldır Bodrum'dayım, biliyorum, benim eski kaldığım yerde tamamıyla ağaçlıktı, çok güzel bir alandı. Ama tabii ki de orayı iyice kentselleştirdikleri için de insanlar, hayvanlar ister istemez aralarımıza katılıyorlar. Çünkü çöplerimize geliyorlar, bahçelerimize geliyorlar. Aslında biz onların olduğu yere geliyoruz ve sonra onları yok etmeye çalışıyoruz. Ama bunda da tabii ki de ister istemez bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü insan belirli bir şeyler dikmek istediği için para uğruna, bu yüzden de olan hayvanları oluyor. Evinizde hayvanla yaşamaya sıcak bakıyor musunuz? Yani tabii ki de sıcak bakıyorum. Onlar dostumuz. Hayvan besliyor musunuz? Evet, iki tane kedim, iki tane de köpeğim var. Peki cins bir hayvanı satın almayı mı tercih ediyorsunuz yoksa sahiplenmeyi mi tercih ediyorsunuz? Yani cins hayvan vesaire diye ayırmıyorum. Sonuçta onların da bir canı var. Ama tabii ki de hani sokaktaki hayvanları almayı tercih ederim. Onlar başıboş, sahipsiz. Hani o şekilde tabii ki de sokak hayvanlarını sahiplenmeyi tercih ediyorum. Peki cins hayvanları tabii ki ayırmıyoruz. Onlar da can, onlar da dostumuz ama bunu para için ticarete dökmüş insanlar var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuya her zaman karşı oldum. Yani canı olan bir varlığı nasıl satabiliyorlar, nasıl ticarete dökebiliyorlar, hiçbir zaman anlam veremedim. Yani bu eski zamanlardaki
köleleştirilme gibi bir şey bana göre. O yüzden her zaman karşı olduğum bir durum. Sokakta ölmek üzere bir hayvan bulsanız öleceğini bile bile yine de onu kurtarmakla ilgili bir maddi manevi çabaya girer misiniz yoksa görmezden mi gelirsiniz? Asla yapacağım bir şey değil. Öncelikle bu benim vicdanen rahat etmeyeceğim bir konu. Daha öncesinde çok yaptım ki yapmaya da devam edeceğim. Daha öncesinde bütün cümlelerimde dediğim gibi onların da bir canı var. Onları kendimin yerine koyuyorum. Ben sokakta ölmek üzere olsaydım hani nasıl olurdu, ne hissederdim? Gerçekten kötü bir durum. Yani daha önce yaptım, yapmaya da devam edeceğim dediğim gibi. Alırım, götürürüm. Hiçbir sorun yok benim için. Hani maddi manevi. Birçok örnek gördük etrafımızda. İnsanlar sevgilileriyle birlikte gidip bir hayvan sahipleniyorlar. Çocuklarıymışçasına. Birlikteyken hiçbir problem yok. Birlikte büyüyorlar, zaman geçiriyorlar. İlişki bittiği zaman hayvanlarını sokağa atıyorlar. İkisi de o hayvanı da görmek istemiyor, birbirini de görmek istemiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, benim de uzun süreli bir ilişkim vardı ve biz sokaktan bir kedi sahiplendik. Köpekler saldırmıştı, her yeri yara bere kan içindeydi. Tabii ki de alıp veterinere götürdüm, her türlü bakımı sağladım ve şu an kedim benimle. Yani erkek arkadaşımdan ayrıldım ama kedim hala benimle. Onu sokağa atacak değilim. Bana normalde kediler nankör olur derler ama kesinlikle bir nankörlüğünü görmedim. Ekstra bir minnettarlığı var, bunu hissettiriyor. Yani atmam, niye atayım ki? Benim kedim o. Oasis'in hayvanlar hakkında hassas bir yaklaşımı olduğunu, güzel bir yaklaşımı olduğunu da biliyoruz. Buranın bir çalışanı olarak biraz özetleyebilir misiniz? Burada nelere şahit oluyorsunuz, neler yapıyorsunuz buradaki hayvanlar için? Ya açıkçası AVM dediğiniz gibi yani bütün hayvanlar için zaten özel bir ilgi gösteriyor hakikaten. Alıp bırakmıyorlar yani bütün kontrollerini her şeyin veteriner hekimlere götürüyor işte yazın tıraş ettiriyorlar. Gündüz çok sıcak havada aşağıda depoda tutuyorlar hayvanları orada besliyorlar. Akşam üzeri çıkartıyorlar günlük rutin gezilerini yaptırıyorlar hayvanların. Burada gayet sağlıklı hayvanlar fakat burada suistimal ediliyor. Buraya biz her gün yeni hayvanların geldiğini görüyoruz çünkü... Bırakıyorlar anladığım kadarıyla buraya hayvanları. Çünkü çok tasmalı, aç susuz hayvan geliyor neredeyse her gün. Hayvanlarını sokağa atacak olan insanlar... Burayı da seçiyorlar yani iyi niyetli kötüler. Bodrum'da son zamanlarda haberlerde daha sık duymaya başladığımız ama bütün Türkiye'de çok fazla yaygınlaşmış hayvana şiddet, zehirleme, işkence... Tecavüz haberleri var. Bu konu hakkında sizden fikirlerinizi alabilir miyim? Evet yani tecavüzle ilgili bir şey konuşamam büyük ihtimalle ama zehirleme olaylarına biz de burada çok şahit oluyoruz. Özellikle bundan yaklaşık bir 6 ay önce falan kendi mahallemizde yıllardır baktığımız hayvanların zehirlenmesine şahit olduk ve çok büyük şans eseri gerçekten kurtarabildik bazılarını. Ama 3 tanesi ölmüştü hayvanların. Ve bunun için gayet böyle hakikaten özenli çalışıyorlar yani gidip kilolarca et alıp onların içini ayırıp böyle işte zehirler, ziraat ilaçları, tarım ilaçları koyup içine hayvanları öldürmeye çalışıyorlar. Anlam veremiyorum, empati yapamıyorum. Fakat hani bununla ilgili düşündüğüm zaman çok yüksek ihtimalle servis personellerinin yaptığını düşünüyorum yemek servisi yapan insanların. Onlar biraz zorlanıyorlar. Motorla geldikleri için gece geç saatte falan onlara çok havlıyor hayvanlar. Ama bu bir sebep mi? Tabii ki de değil. Ama hani bir sebep ya da bir suçlu aradığımızda onlara gidiyor aklımız. Çünkü bizim mahallemizden herhangi birinin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Hayvanat bahçelerine ve sirklere gidiyor musunuz? Gitmiyorum. Peki buraların kapatılmasıyla alakalı neler yapılabilir? Kendi üzerinize düşen bir görev olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bizim bireysel olarak neler yapabileceğimizle ilgili bir fikriniz var mı? Açıkçası ben bu tarz şeylere evet hepimiz duyarlılık sağlıyoruz. Fakat benim yapabildiğim tek şey Change.org'dan bu tarz imza kampanyalarına imza vermek ve bu kampanyaları yaymak oluyor. Onun haricinde yapabildiğim aktif herhangi bir şey yok. Üzülüyorum bunun için ama ne yapılabileceğine dair de pek bir fikrim yok açıkçası. Mesela bununla ilgili kuruluşlar aslında... vatandaşlardan ne istediklerini yani aktif dernek üyesi olmayan insanlardan ne beklediklerini de aslında biraz açıklarlarsa ki hani ben bu konuda bir tık bilinçli olduğunu düşünen kesimdeyim aslında ama ben bile mesela bununla ilgili ne yapabileceğime dair bir fikir sahibi değilim. Belki eksik araştırdım, belki bununla ilgili yayınları vardır vatandaşlardan ne bekledikleriyle alakalı ama benim aktif yapabildiğim tek şey change.org.com'dan bunun imzalarına katılmak o kadar.
hayvanlarınızın sitede zehirlendiğini, mahallenize zehirlendiğini söylediniz. Bodrum'da ara ara bu haberleri görüyoruz. Böyle durumlarda karşılaştığımız zaman neler yapılabileceğiyle ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misiniz yaşadığınız için? Evet, bununla ilgili biz de bilgisizlik. Ortakent'te veteriner kliniği olan bir arkadaşımız var, Canset. O bilgilendirdi bizi biraz bu konuyla ilgili. İnternette çok fazla video dolanıyor. İşte hayvanlar ilk zehirlendiği zaman yapılabilecek müdahalelerle ilgili. Yumurta kırın ağzına, yoğurt sokun ağzına vesaire gibi. Bunlar çok yanlış tedavi yöntemleriymiş. Çünkü o anda hayvan onu yutamadığı için soluk borusuna takılıp kalıyormuş ve o anda hayvan kurtarılsa bile uzun vadede böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği gibi farklı hastalıklara yol açabiliyormuş. Bununla ilgili atropin miydi? Hemen söyleyeceğim şimdi size onun adını. Evet, atropin. Atropin diye bir ilaç. Bunu herhangi bir enjektörle, yani çantamızda, arabamızın torpidosunda vesaire herhangi bir yerde bulundurabilirsek, çünkü maalesef çok fazla karşılaşıyoruz böyle vakalarla. İlla damardan değil, herhangi bir yerinden, hayvan neresinden tutabiliyorsa, kalça deri altı, ense deri altı, bacak deri altı, en azından onu bir miktar uyguladığımız zaman o veterinere yetiştirebileceğimiz vakti kazandırıyormuş bize. Öyle bir bilgi edindik. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben Nurcan, emekliyiz karı koca. Burada Bodrum'da yaşıyoruz 2 senedir. Ortakent'te oturduk ilk önce. Kışı da orada geçirdik. Burada kışlar çok güzel geçiyor, bahar gibi. Dolayısıyla eşimle motorla beraber sahile indik balık tutacak diye. Bir süre güneşlendik, balığımızı tuttuk. Evimize dönerken villaların arasında bir köpek sürüsünün saldırısına uğradık. Çünkü orada kimse yaşamıyor. Villaların hepsi boştu. Ve o köpekler zaman içerisinde sahiplenilmiş orada. Yazın bakılmış onlara. Fakat o insanlar yazlıkçı olduğu için, gittikleri için de o köpekleri bırakmışlar. Dolayısıyla kimse yemek vermemiş onlara, açlar. Ve biz motorla geçerken o motorun sesine sağdan soldan bütün köpekler üstümüze geldi. Ben zaten hani bir korku yaşıyorum ekstrada o köpeklerin saldırısını görünce. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben nefes alışım bile değişti. Kalp atışlarım değişti, nabız atışlarım değişti. Eşim hızlanmaya çalışıyor. Köpekler de bizle birlikte koşuyor. Bir tanesi dişlerini çıkardı, bacaklarıma yapıştı böyle. Yani o anki halimi anlatamam size, anlatamam. Yani kalp krizi geçirip ölmedim yani, ona şükrediyorum. Ve eşim benim korkumdan dolayı o daha çok korktu. İstanbul'da bile biz yaşadık. Yani gerçekten mahsur kaldık evde. Emirgan'da bak, Emirgan'ın bir üstü. Sahilin bir üstü. Yani caminin bir üst sokağında biz mahsur kaldık evimizde. Çünkü dönüşümüz, oğlumun eviydi. Dönüşümüz korkuyoruz. Orada bir her sokağından sahiplenmişler hayvanlar. Bunları yaşadık biz yani. Bunları yaşadık. Yaşadık. Alışveriş yapacağız, aşağı ineceğiz, yapamıyoruz. Kafeye gidip oturacağız, inemiyoruz. Yani sokağın bir girişini zapt etmişler, bir sonunu zapt etmişler. Ortada da böyle aslan gibi yatanlar var böyle. O mahalleli onları yani yedirerek, doyurarak o mahallenin içerisinde barındırıyor. Fakat yabancıya göz açtırmıyorlar. Onların da saldırısına uğradık. Biz karı koca yani köpek saldırılarından muzdaribiz yani. Alıyor değil mi? Gerçek bunları biz yaşadığımız için muzdarip olduk. Yani bizim ricamız yetkililerden belediyelerin bu köpekleri başıboş hayvanları toplamalı ve güzel bir şekilde bakmalı. O barınaklarda kısırlaştırıp sıkıntıları yaşamasınlar. Yaşamasınlar. Hayvanlar her hayvanda karnını doyuramıyor yani. Onlar da bu da biz çünkü biz burada görüyoruz. Bir de pislik olayları var. Yani her taraf pis. Yani ben Bodrum'da yaşıyorum. Her taraf sokaklarda hayvan pisliği temizlenmiyor bunlar yani. Görüyoruz bunları da. Bu da madalyonun ikinci bir yönü. Yani durum bu. Yani ben yetkililerden bunları gerçekten toplayıp güzel yani bakılmalı ve kısırlaştırılmalı. Yani benim diyeceğim bu. Akile Yıldırım ismim. Manisa'da yaşıyorum. Bodrum'a tatile geldim. Tatile gelirken arkadaşınızı da birlikte getirmişsiniz. Asya, ismi Asya kızımızın. 4 yaşında. 40 günlüktü bize geldiğinde. Asya'sız hiçbir yere gitmiyorum. 4 yıldır yaklaşık tatil yerlerim bile Asya'yı kabul eden, Asya'yı seven yerleri tercih ediyorum. Artık hayatımızda seviyoruz onu. İnsanlar kendi hayat şartları değiştiği zaman uygun olmadığını düşündükleri noktalarda hayvanlarını sokağa atıp arkalarına hiç bakmadan gidebiliyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet, çok üzülüyorum onu. Çok var. Bizim Manisa'da, çevremizde de var. Aslında ben de o kadar küçük bir evde yaşıyorum ki, 1+1 evde yaşıyorum. Balkonumuz daha yok ama bunu nasıl atabilirim? Çok kişi bana hani evin çok küçük, nasıl bakıyorsun, ne yaparsın dediklerinde o artık benim hayatıma girdi. Yani ben onu dışarı değil hani birine dahi veremem. Çünkü şu benimle yatıp kalkıyor artık yani. Onu ben her şeyim, o benim her şeyim. Arkadaşız biz onunla. Evet, çok var. Özellikle yazlıkçı insanlarımız, tatilcilerimiz yazın sırf sevda uğruna veya çocuklar istiyor diye alıyorlar. Özellikle hani Ürkmez, İzmir, Ürkmez'de bizim. Yazın gördüğümüz hayvanlar, çoluk çocuklar oynaşırken ne zaman kış geliyor hepsi sokakta. Oasis AVM'nin içerisinde 3 tane güzel yavru köpek kardeşimiz var, arkadaşımız var. Eğer onlara arkadaş olmak istiyorsanız siz de Oasis'te gelip onları bulabilirsiniz, sevebilirsiniz. İnanılmaz güzeller gerçekten. Umarım güzel bir ev arkadaşlığı yaparsınız diye umuyoruz. Hayvanseverliğiyle tanınan Oasis AVM'de Kent Medya grubu olarak biz de sokaktaki dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Kendisi medya. Bizimle birlikte yaşıyor burada. Kent TV ekibi olarak sokaktaki dostlarımıza biz de destek oluyoruz. Oasis'te birçok sokak hayvanı beslenme, sağlık, barınma konusunda destek görüyor. Biz de elimizden geldiğince onlara desteğimizi gösteriyoruz. Bu hafta belediyesi geçici bakım merkezine gittik. Oradaki dostlarımızı ziyaret ettik. Orası bir barınak olmadığı için tedavileri yapıldıktan sonra tekrar sokaklara dönüyorlar. Zaten onların yaşaması gereken yer sokaklar, barınaklar ve kafesler değil. Elimizden geldiğince sahiplenmeye çalışmamız gerekiyor. Satın almak yerine eve ihtiyacı olan kötü durumdaki hayvanlarımıza destek olmamız gerekiyor. Sevgi göstermemiz, barınmaları ve beslenmeleri konusunda onlara destek olmamız gerekiyor. Çünkü biz onlara sevgi verdikçe onlar da bize sevgi veriyorlar. Bu çok önemli bir değer. Son zamanlarda çok fazla duymaya başladığımız hayvan şiddeti, hayvan istismarları ve işkenceleriyle ilgili haberler bizim oldukça canımızı sıkıyor. Eminim sizin de canınızı sıkıyordur. Bunun azalarak bitmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Daha ağır cezalarla, daha büyük yaptırımlarla. Bir insanın bir insana zarar vermesinden hiçbir farkı yok bir hayvana zarar vermenin. Bu yüzden daha büyük cezalarla, daha büyük yaptırımlarla bu cani insanların acilen durdurulması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince dostlarımız adına ses çıkarmaya çalışıyoruz. Umarım yaptığımız bu çalışma hepimiz için ve onlar için çok verimli olur. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşça kalın.